Günlük bir gazetede kendini gazeteci sanan ama işi gücü iftira ve tetikçilik olan bir gazetecinin iftira dolu yazısında kantin işletmecilerini töhmet altında bırakmaktadır. Maalesef cahilliğini ve bilgisizliğini ortaya çıkaran bu gazeteci, kantin işletmecilerini her önüne gelenin yapamayacağını, bir eğitiminin olduğunu, 3 bakanlığın yani Milli Eğitim, Tarım ve İçişleri Bakanlığı'nın ayrı ayrı kriterlerinin olduğunu, bununla beraber her yıl işletmeci ve elemanlarının sabıka kaydına ve GBT'sine bakıldığını bilmemektedir. Tetikçi gazetecinin iftiralarının asılsız ve yalan olduğunu çok açıktır. Söz konusu yazıda kantinci esnafı karalanıp töhmet altında bırakılmaktadır. Bu sadece basit bir iftira değildir. 8 aydır iş yapamayan, evine ekmek götüremeyen, şimdi ise okullar yarım yamalak açıkmışken, kar edemiyorken sırf öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyacını karşılamak için zararına da olsa açık kalan koca bir meslek grubuna yapılan iftiradır. Masum insanlara karşı hiçbir araştırmaya gerek duymadan sadece çirkin hesaplarla iftira atmak kin, nefret ve tükenmişliğin sonucudur. Bu yalan haberi yazanın amacı bellidir. Bizi iftirayla karalamaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağı görüyoruz. Biz yanlış olan hiçbir iftirayı ve saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Bu tür iftiralara asla müsaade etmeyeceğiz. Göz yummayacağız. Sonuna kadar hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Cadı avını başlatmak isteyen bu gazetecinin asgari gazetecilik ilkelerinden ve ahlakından nasibini almadığı ve gazetecilik değil tetikçilik yaptığı kamuoyunun malumudur. Yapılan bu yalan haberle ilgili olarak gerekli hukuki işlemler başlatılacak. Bu çirkin iftiraların hesabı yargı önünde ayrı ayrı sorulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.